TRT Diyanet ekranlarından, Eksen İnsan stüdyolarından yeni bir haftada daha merhabalar efendim. Bu hafta programımızda mahremiyet mevzunu konuşmaya gayret edeceğiz. Malumunuz mahremiyet algısı bizler için özellikle hem dini hem de geleneksel anlamda hakikaten çok kıymetli bir başlıktır. Ancak ilerleyen dönemlerde geçirdiğimiz belki teknolojik gelişmelerle beraber üzerimize yapışan, yapıştırılan o görünür olma problemi mahremiyet algımızı da değiştirdi. Beraberinde getirdiği problemler ve bazen görünür olmanın da getirdiği büyük sıkıntılar acaba neler? Mahremiyeti nasıl biliyoruz? Nasıl bilmeliyiz? Dinimiz bu konuda bizi nasıl yönlendiriyor? Aslında doğru yanlış bildiğimiz doğrularımız neler? Bunları Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgeç hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şule Hanım, ben programa başlamadan önce alemlerin Rabbi olan Rabbime hamd ediyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selamla da bulunuyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Evet, İnşallah. Güzel ve geniş bir konu seçmişsiniz. Allah razı olsun. Sizlerle inşallah biz de yanlış bildiğimiz, doğru sandıklarımızı yeniden gözden geçirmiş oluruz. Aslına bakarsanız hocam, dedim ya, sosyal medyanın, teknolojinin, işte televizyonun ve belki başka başka sebeplerin hayatımıza yeni yerleşmesiyle beraber bu kültürleri hazmetme sorunu beraberinde başka başlıkları da getirdi. Mahremiyet bizim için çok çok kıymetli bir meseleyken bugün sıradan bir mevzu haline geldi. Nasıl böyle düşünmeye başladık demeden önce aslında mahremiyet nedir diye sorsam siz nasıl tanımlarsınız? Evet, mahremiyetinin tanımını ve bu kavramın cidden hayatımızdaki önemini anlayabilmek için insanın önemini anlamak lazım. Evet. İnsanı tanımlamak lazım diye oradan başlamak isterim. Bildiğiniz gibi tercihi biz yapmadık. Bizi bütün mahlukat içerisinde seçerek insan yaratan Allah. Ben her zaman bunun üzerinde duruyorum genelde. Elhamdülillah Rabbül Alemin ne yapıyor? Tercih ediyor bizi, insan olarak yaratıyor. Ve neticesinde bu insan eşreful mahlukat. Ahsen-i takvim en güzel bir şekilde yaratılıyor. Ahsen-i takvim üzeri yaratılan insandan Allah ne yapıyor? Seçerek peygamberler gönderiyor. Ve onu daha üst seviyelere, daha insani değerlere ulaştırabilmek için ve neticede bir sorumluluk yüklüyor ona, kulluk sorumluluğu yüklüyor. İşte buradan başlayarak insan bu kadar kıymetliyken Allah indinde şöyle tabiri caizse, ey kulum sen çok kıymetlisin, seni seçerek yarattım, sen benim yanımda çok hürmetlisin. Evet. Ve bu hürmet aynı kavram içerisinde, bakınız mahremiyet, hürmet aynı kavram içerisinde. Sınırlarını bildiğin takdirde ki bu sınırları ben çiziyorum, evet, ne yapacaksın? Hürmetli kalacaksın, hürmetini muhafaza edeceksin. Evet. Ve sen ne kadar özelsen, sen ne kadar kıymetliysen, biriciksen, bir diğeri de o kadar insan olan bir diğeri de o kadar kıymetli ve özel. Evet. Ona hürmet göstermen lazım. İşte kainattaki ve şu insanlık alemindeki bu düzeni, insicamı sağlayabilmek için mahremiyeti herhalde diyorum buradan almak lazım. Evet. Mahremiyet evet tanım olarak bir yasaklılık hali ya da Türkçemizdeki haliyle insana özel hal, insana özel, özel alan, kendini özgür hissettiği veya bizim İslami literatüre baktığınız zaman mahrem öyle değil mi? İşte efendim nedir? Kendisiyle evlenilmesi yasak olanlar, ebediyen yasak olanlar, namahrem hepsi aynı kökten kendisiyle evlenilebilecek olanlar ve bunlara karşı sınırlar, işte kendisiyle evlenemeyecek olanlara sınırlar, kendisiyle evlenebilecek olanlara sınırlar nelerdir şeklinde ne yapılmış? Allah tarafından çizilmiş, evet, sınırları çizilmiş. Hürmet sınırları diyorum çizilmiş. Birbirine olan hürmet sınırları. Tabii ki mahremiyetin bir hukuksal alanı var. Bir ahlaki boyutta var. Ama biz Müslümanlar olarak hepsinden önemlisi neyi var? Bir İslami çizgisi var. Allah'ın çizdiği sınırlarını, Allah'ın çizdiği ve belirlediği özel bir alan var. İşte bu özel alanda biz gerçekten özel olarak insan olma durumumuzu, hürmetimizi keşfedebilirsek hem kendimize zarar verdirmeyeceğiz, hem bir başkasına zarar vermeyeceğiz. Hem kendimizi o özel alanımızda özgür ve hür hissedeceğiz, hem de bir başkasının o özgür ve hür alanına müdahale etmeyeceğiz.
Ve şöyle tanımlıyorum genelde, neticede insan, insan olmak mahremiyet sınırları içerisinde. Bunun rengi yok, ırkı yok, cinsiyeti de yok, yaşı da yok. Çocuk da muhteremdir, hürmete layıktır. Kadın da muhteremdir, hürmete layıktır. Erkek de muhteremdir, hürmete layıktır. Siyahı, beyazı, dediğim gibi nedir? İnsan olmak nedir? Hürmete layık olmaktır. Ben mahremiyeti böyle biraz geniş bir çerçeveden çizmeye çalıştım tanımına. Evet, evet hocam, kesinlikle. Esasında belki de çoğu zaman ıskaladığımız temel referansımız olan insan olmak her yolun başında aslında konuşmamız gereken bir başlık. Çünkü bizim en üst kimliğimiz, Müslüman olmanın da üstünde olan ya da sahip olduğumuz tüm kimliklerin üstünde aslında eşref-i mahlukat olarak yaratıldığımız o insan olma kimliği. Dolayısıyla onun farkında olduğumuz sürece aslında bize getirilen kısıtlamaların da yine bizim hayrımıza delalet ettiği, işaret ettiğini unutmamak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Yani o kısıtlama dediğimiz şey, hı-hı, esasında dışarıdan belki bazı dedim ya, belki özel çizimler yapılıyor, evet, bu mahremiyet alanında. Ben kendim çizerim algısı var ama ne yapıyor? Onu ıskalayabiliyor esasında. Özel alanını, kendi esasında hür ve özgür alanını daha da daraltmış oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Sanki mahremiyet deyince alan daraltılmış oluyor, özgürlüğü kısıtlanmış gibi görünüyor belki ama esasında o özel alanında kişi gayet rahat. Hem madden hem manen. Hem madden hem manen, evet, diyorum. Çünkü mahremiyeti sadece işte efendim beden boyutuna, beden mahremiyetine indirgerseniz veya alan boyutuna, alan mahremiyetine, mekan mahremiyetine indirgerseniz bir de manevi boyutu var, öyle değil mi? Evet. Benim hakkımda düşündüklerin, kalben hissettiklerin, benim hakkımda bulunduğun zanların, öyle değil mi? Evet. Hani benim esasında mahrem olan o manen alanıma da girmendir bir anlamda. Bunu çok boyutlu düşünebiliriz. Evet, mesela bir konuğumuz şöyle bir benzetme yapmıştı. Daha doğrusu şöyle bir açıklama getirmişti. Eski evlerin avlulu olması tercihen, etrafının yüksek duvarlarla kapalı ve büyük bahçelerinin olmasını, bunun aslında insana sınır gibi görünmekle beraber büyük bir rahatlık verdiğini, istediğiniz gibi kendi evinizin bahçesini evinizin içindeymiş gibi çıkabilme özgürlüğünü vermesi. Mesela balkonun hem Fransızca bir mimari özellik olduğunu hem oradan gelen bir kelime olduğunu, balkonda çıktığınızda siz şimdi mahremiyeti şöyle koruyamıyorsunuz. Yani bir başkasının camına ve doğrudan balkonuna muhatap oluyorsunuz dolayısıyla. Aslında burada bizi sınırlandırıyor gibi görünen şeyleri anlayabilmek için balkon ve avlu örneğini vermek istedim. Ha, esasında insana hürmet, evet, komşuya, evet, hürmet, öyle değil mi? Bir tabii başkasına ki hürmet. Evet. Siz dediniz gerçekten evdeki eski mimari özelliklerine baktığımız zaman bizim orada hala öyledir. Tabii ki yeni işte kentleşme, binalaşma özellikleri değiştiği için. Ben mesela mahallemizde bakarım, ben Konyalıyım, mahallemizde asla yatak odasının işte efendim cephesinde pencere yoktur. Evet. Sokağa bakar. Komşusunun avlusuna bakmaz. Komşu avlusunda tarafa hiçbir pencere yoktur. Balkon zaten yoktur. Çünkü herkesin avlusu vardır özel alanı içerisinde. O sebepten hani biraz önce de ifade ettiğim gibi biz mahremiyeti sadece beden mahremiyeti olarak şey yapmıyoruz, düşünmüyoruz. O bir zaten var. Elde bir beden mahremiyeti var. Onun ötesinde biraz önce ifade ettiğimiz gibi ne var? İşte mesken mahremiyeti. Evet, öyle değil mi evet, ki biraz sonra inşallah geniş geniş inşallah gireriz oraya. İşte efendim bir göz mahremiyeti, söz mahremiyeti, hı-hı, bilgi mahremiyeti, öyle değil mi? Elbette. Kişinin işte efendim mahremine olan mahremiyeti, hı-hı, namahremine olan mahremiyeti, bunu daha da geniş bir şekilde zincirleme olarak devam edebiliriz. Evet, mesela hocam mahremiyet dediğimizde az önce dedim ya hani yanlış bildiğimiz doğrular, doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdi diye, mahremiyet dediğimizde hep aklımıza gelen şey günümüz standartlarında cinsel eğitim. Yani insanın bedenini koruması, çocuklara bu konuda bilgi verilmesi, insanın kimliğini ayırt edebilmesi noktasındaki referansları hep hemen hatırlıyoruz. Evet. Oysa mahremiyet dediğimiz şey sizin de altını çizdiğiniz gibi çok çok önemli. Yani manevi bir mahremiyet var, dilin mahremiyeti var, gözün mahremiyeti var, hatta kalbin mahremiyeti Kur'an var. Kur'an bize bunları, evet, öğretir. Evet. İşte evet, bunları konuşabilmek için öncelikle mahremiyet eğitiminin kapsamını biraz daha geniş geniş başlıklarla hem sizinle
konuşalım istiyorum. Bir de ne zaman başlamak lazım bu eğitime? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum müsaadenizle. O zaman şöyle diyelim, ne zaman başlamaya bu çerçeve içerisinde, tamam, bu geniş çerçeve isterseniz içerisinde gidelim. Ne zaman başlamalı? Evlilikle birlikte başlamalı diyorum. Genelde çocuk küçük yaştayken başlamalı deniliyor mahremiyet eğitimine ama ben evlilik tercihi yapılırken başlanmalı diyorum. Çünkü mahremiyet sınırlarına riayet eden, mahremiyetin ne olduğunu bilen birisiyle yaptığınız evlilikte çocuğunuz ne yapacaktır? Olumlu etkilenecektir. Evet, çocuk doğdu. Burada nedir? İşte efendim, ağaç yaşken eğilir, öyle değil mi? Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Küçükken öğretilenler taş üstüne yazılanlar gibidir. Hı. Çocuk ne yapacak? Neticede görecek. Hani küçücük bir çocuk hocam görse ne olur ki? İşte efendim, bir anne çocuğunu emzirirken, öyle değil mi? Hı. Haya ve iffet duygusu içerisinde. Bakınız, ben biraz önce dedim ki sadece mahremiyeti hukuksal alanda tanımlayamayız. Hı hı. Yeterli değil. Hukuku ihlal ettiği anda Allah korusun mahremiyet sınırlarını aşabilir kişi. Hocam, o kadar güzel bir yere temas ettiniz ki kendimi tutamayarak böleceğim, affınıza sığınıyorum. Şimdi aslına bakarsanız anne karnındayken bebeğin Allah'ın lütfuyla orada yeşermeye başladığı süreçte artık biliyorsunuz ultrasonlar var, işte tabii görebiliyoruz bebeklerin. Sosyal medya hesaplarında ben bunu görüyorum. Mesela ultrason fotoğrafını paylaşıyor çocuğun. Hı hı. Ya bu bile bir bence mahremiyet eğitiminin başladığı bir çizgi. Daha annenin kesinlikle rahmindeyken bebek için bu kadar açık olmamalı her şey. Yani bunun hem kişiye hem de bebeğe, o doğacak olan bebeğe karşı bir saygı olduğunu ben düşünüyorum. Yani orada bile başlamak lazım belki de bunu muhafazaya. Çok doğru söylüyorsunuz Şule Hanım. Çok doğru bir noktaya isabet ettiniz. Bakın bugün pedagoglar, psikologlar, evet, tıp bunu söylüyor, öyle değil mi? Anne karnı, anne karnındaki soruna iniyorlar, öyle değil mi? Evet. Bir etkileşim var burada. İşte ben şunu ifade etmek istiyorum. Gerek o cephede söylediğiniz gibi tahammüleye indik o zaman, öyle değil mi? Tabii ki. İşte efendim, çocuk doğdu, süt emzirirken ya ne anlayacak? Annenin haya ve iffet duygusu, ben diyorum ki ne yapacak? Çocuğuna sirayet edecek o hassasiyeti. Hiç değilse ne olacak? Bir fiili dua olarak, ben öyle, evet, diyorum, fiili bir dua olarak ne yapacak? Tesir edecek çocuğuna. Yine aynı şekilde bakınız, çocuğun altını değiştirirken, hı-hı, öyle değil mi? Nereden başlayalım dediniz, tabii, ya. Tabii. Orada annenin göstermiş olduğu hassasiyet ne yapacak? İşte efendim, 1-2 yaş bu çocuk neticede, ben öyle diyorum, hard diske atıyor. Kesinlikle. Atıyor hard diske. Evet. Yani biz belki farkına varamıyoruz ama o çok hızlı bir şekilde atıyor. Yani neticede bunlara gösterdiği hassasiyet, bakınız, annenin yarın çocuğunun bu noktadaki iffet, haya duygusunu, işte efendim mahremiyete göstereceği ilgiyi, sınırlarına karşı göstereceği işte efendim hürmeti, bir başkasının sınırlarına, yarın kendi çocuğuna göstereceği hürmeti ne yapacak? Belirleyecektir. Ve onun ötesinde biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bunları hızlı geçmek gerekiyor. Tabii geniş geniş başlıklar içerisinde ama çocuğun tuvalet eğitimi, öyle değil mi? Tabii ki. Annenin babanın buna göstermiş olduğu hassasiyet. Peki özellikle hele bir de 4 yaşına geldim artık, onu ne yapmak? Bağımsız bir şekilde tuvalete gidip gelmesini sağlamak. Evet. Yani yanında durmamak. İşte banyo yaptırırken hakeza, öyle değil mi? İşte efendim iş çamaşırıyla birlikte ne yapmak o şekilde, veya anne babanın, maalesef biz bunları da duyuyoruz. Özellikle çocuklarımızdan, küçük yaştaki 4-6 yaş grubu çocukların, evet, arasında da bazen geçiyor böyle söylemler. Anne babanın işte efendim yalnız başlarına yapabilecekleri şeyleri çocukların yanında yapmaması, küçük de olsa onların yanında yapmaması. Yine aynı şekilde yataklarının, çocuklarının yataklarının birbirinden ayrılması, Allah Resulü'nün bir öğütüdür bize, bildiğiniz gibi, öyle değil mi? Evet. Yataklarının ayrılması, mümkünse odalarının ayrılması. Hele hele artık 7 yaşına geldi miydi, bu noktada asla taviz verilmemesi, nedir? Bunlar mahremiyet eğitiminin nereden başladık dediniz ya, birer adımıdır. Birer adımıdır. Bu çocukta ne yapılacak? Oluşturulacak. Ama bir de dedik ki mahremiyet geniş kapsamlıdır, öyle değil mi? Evet. Tamam, bu beden mahremiyetini koruma konusunda veya meskeni, mekanı, kendine özel alanı koruma konusunda, öyle değil mi? Tabii. Allah'ın emri vardır. Çocuklarınızda olsa, öyle değil mi? Ne yapacak? Odanıza girerken izin isteyecek. Hı hı.
Mutlaka. Evet, sizden öncekilerin izin istedikleri gibi. Üstelik vakitlerini bile belirlemiş Rabbül Alemin. Hani kişinin özel alanında istediği şekilde işte efendim durabileceği bir zamandır. İşte sabah namazından önce, öğleden, öğle sırasında, üzerini çıkaracağı anda, öyle değil mi, sıcakta. Evet. Ve yine yatsıdan sonra vakitlerini bile vermiş Rabbül Alemin. İzinsiz girmesinler diyor ayet-i kerimede. Bu bir adaptır. Aynı zamanda yani ev içindekilerin bile, kişinin işte efendim mahreminin bile birbirine hürmet göstermesi gereken alanın çizilmesidir. Hatta öyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Hani mesken mahremiyeti, mekan mahremiyeti konusunda ya da biz bunu beden mahremiyetiyle bile ilgili görebiliriz. Ya Resulallah, ben annemle birlikte yaşıyorum diyor sahabe radıyallahu anh. Rabbim ondan razı olsun. Hepsinden razı olsun. Bakınız, iyi ki sormuşlar. İyi ki bize örnek olmuşlar nasıl davranacağımız konusunda. İyi ki Allah Resulü cevap vermiş onlara ki biz bugün bunları ne yapıyoruz? Modelliyoruz. Ayet emrediyor. Onlar bize nasıl yaşandığını, yaşanacağını öğretiyor. Soruyor sahabe, ya Resulallah böyle böyle de ben annemle birlikte yaşıyorum. Ondan da izin isteyecek miyim odasına girerken? Tabii ki diyor, izin isteyeceksin. Ya Resulallah, ben onun hizmetini de görüyorum. Efendimiz şöyle bir soru soruyor. Sen anneni çıplak vaziyette görmek ister misin? Görmek istemem ya Resulallah. İşte bu durumda bunlar bize örnektir. Hangi yaşta ve durumda olursak olalım, kişinin özel alanına, öyle değil mi? Ha, bu meskeni olabilir, evi olabilir, evinin avlusu olabilir. Alan değiştikçe veya alan daraldıkça evinin içerisindeki odası olabilir, yatak odası olabilir, çocuğu. Hani nasıl öğrenecek çocuğum? Benim ona hassasiyet göstermemle. Onun odasına girerken, öyle değil mi, algılayacağı dönemde özellikle 4 yaştan itibaren ki şöyle bile diyebiliriz, yani mahremiyet eğitimi ne zaman başlamalıdır? Evet, 0 yaştan başlayacağız. Hatta evlilik tercihinden başlayacağız. Bakın siz ne yaptınız? Hamilelik dönemine şey yaptınız, indirgediniz, öyle değil mi? Evet. Sıfırın altına bile indik. Ha, bu 4 yaş aralığında bir metot. İşte efendim 4-7 yaş arasında bir metot. 7-12 yaş arasında bir metot. Çocuğun gelişim düzeylerine göre. Evet, biz ne yapacağız bu durumda? Sen anne baba olarak kapısını çalıp da girersen çocuğuna, öyle değil mi? Hı-hı. Veya aniden bir giriş hasıl oldu, farkında olmadan özür dilediğin zaman çocuk ne yapacak? Bunu öğrenecek. Biz illa bir şeyleri anlatmayacağız Şule Hanım. Biz yaşadığımız zaman, biz yaptığımız zaman, canlı modeller olduğumuz zaman çocuklarımız bunları ne yapacak? En güzel bir şekilde öğrenecek. Yani mesken mahremiyeti dedik mesela bu şekilde. Yani bu küçük de olsa, büyük de olsa, büyük için de aynı şekilde söz konusu. Ya işte efendim bize küçükken bunları öğretmemişler ki. İşte efendime söyleyeyim, böyle şey bir hayatımız vardı. Yani sınırlara, standartlara uymayan bir hayatımız vardı. Bu durumda, o halde ben Kur'an'ın bu ayetini, Allah Resulü'nün bu sünnetini ya da bu hadisini bugün öğrendim. Evet, bugün öğrendiğimden itibaren 40 yaşında da olsam, 50 yaşında da olsam, öyle değil mi? Ben bugünden itibaren bunu uygulayacağım algısı içerisinde hareket etmemiz lazım. Öyle değil mi? Biz değişime açık bir özelliğe sahibiz hocam. Yani insanız, öğrenmeyle kendimizi eğitiyoruz ve eğittikçe de değişiyoruz. Dolayısıyla ben böyle görmedim, ben böyle yapmadım demek tamamen bahanelerin arkasına sığınmak bence. Şimdi sizin bahsettiğiniz, belki o çocuklarımızın odasına girerken, girdiysek bile kapıyı tıklamadan özür dilemek, hem mahremiyet eğitimi vermek adına önemli, hem de karşımızdaki o bizim evladımızı kendisinin değerli hissetmesi açısından çok değerli, önemli. Sen özelsin, evet. Kendine aitsin. Evet, ben senin şu anına kadar, şu alanına kadar müdahale edebilirim. Çocuk burada, evet, bilinç geliştiriyor. Evet. Çocuk burada bilinç geliştiriyor. Sadece dedim ya, biz çocuk için değil, biz kendimiz esasında mahremiyetin sınırlarına riayet ettiğimiz zaman onu anlatmanıza gerek yok. Ona saatlerce okumanıza gerek yok. O zaten sizin hayatınızı uygulamanızı en detaylı bir şekilde, küçücük bir noktayı dahi atlamadan ne yapıyor? Çocuk, evet, okuyabiliyor. O sebepten ben bunu genel anlamda söylüyorum. Dedim ya, işte beden mahremiyeti dedik, mesken mahremiyeti dedik ki mesken mahremiyeti konusunda bakınız sadece çocuk değil, bir başkası konusunda da öyle değil mi? Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Bir başkasının evine veya bir başkasının odasına, kapısının deliğinden, öyle değil mi? Evet. Ha, izinsiz bir şekilde bakan kişiye içerideki gözüne bir mil soksa, gözüne zarar verse, olsun ona diyor. Hak etti bunu. Neden? İzinsiz yaptı.
ki Allah'ın emridir. Bir başkasının evine girerken Allah'ın selamıyla girin ve ondan müsaade isteyin, izin isteyin. Evet. Ve ona veya kendi eviniz bile olsa diyor, izin isteyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte nedir? Bunların tamamı insana hürmettir. Evet. İnsanın kıymetini ortaya koyabilmektir. Birbirine saygıyı ortaya koyabilmektir. Ben şunu görüyorum, mahremiyetin sınırlarında, mahremiyetin kurallarında bir nezaket vardır, bir zarafet vardır. Anlatabiliyor muyum? Allah kullarının zarif olmasını istiyor. Allah Celle Celaluhu kullarının nezaket içerisinde olmasını istiyor. Ve onun özene bözene yarattığı bu güzel kul, o biricik kıymetli insan nedir? Buna yakışır diyor. Bize de sınırlarımı çiziyor. İyi ki çizmiş Rabbül Alemin elhamdülillah. Ve ben burada şunu söyleyecektim. Dedim ya işte efendim söz mahremiyeti vardır, göz mahremiyeti vardır, öyle değil mi? Yani bir Müslüman şu bilinç içerisinde olmalı. Bize bir bilinç de çizer esasında bu mahrem sınırı. İşte efendim beden benimdir, istediğim gibi kullanırım değil. Beden yani şu insanlık özelliğim nedir? Allah'ın bana emanetidir. O emaneti verenin çizdiği sınırlar içerisinde kullanırım. Öyle değil. Yani benim olsaydı, tamamen benim olsaydı topyekun bir biçimde, zaman ve mekan ötesinde hep benim olarak kalırdı zaten hocam. Yani bir gün hepimizin döneceği yer belli. Şimdi biz tabii inanan insanlar için Allah'ın emaneti olarak diyoruz ama inanmayan bir insanın bile mantık yoluyla bunu zaten bütünüyle bize ait olmadığını, bunun gelip geçici bir şey olduğunu anlayabilmesi için belki bunu söyledim. Şuna inanarak söyleyebilirim ki Rabbül Alemin ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim ev içindeki mahrem sınırlarımızı bile çiziyor değil mi? Evet. Biraz önce dedim ki kişinin mahremine olan mahremiyetinden söz ettim, öyle değil mi? Evet. İşte efendim sen eşinle olan mahremiyet sınırını çocuğunla paylaşamazsın. Yani evet. Eşinle olan mahremiyet sınırın çocuğunla aynı değil, babanla aynı değil, erkek kardeşinle aynı değil, dedenle aynı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani ev içerisi için söylüyorum. Hatta bırakın onu. Senin eşinle olan mahrem sınırın öyle değil mi? Tabii. Annenle aynı değil, hemcinsin olduğu halde öyle değil mi? Kızınla aynı değil. Kız kardeşinle aynı değil. Nedir? Bunların sınırları vardır. Cidden dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Ki biz özellikle söylüyoruz öyle değil mi? Kadının kadına karşı beden noktasında mahremiyet sınırları vardır. Evet. Kadın değil mi kardeşim diyemeyiz. En hasgaride göbekle diz kapağı arasını vermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Erkeğin erkeğe karşı beden mahremiyeti sınırlarını göbekli diz kapağı arası vermiş. Erkek erkeği diye bir şey yok böyle bir tabii, şey. Tabii. Sınırsızlık yok yani. Ve yine aynı şekilde senin oğlunla, çocuğunlaki mahremiyet sınırın işte efendime söyleyeyim kardeşinle aynı değil. Şu vardır benim gördüğüm kişinin bu sınırlara riayet etmesi, bu sınırlar içerisinde kendisine en üst düzeyde koruması ve muhafaza etmesi ne yapıyor? Özgürlük alanı genişletiyor. Evet. Özgürlük alanını genişletiyor. O sebepten ben her zaman öyle diyorum hani dikkat etsin. Ana kız da dikkat etsin birbirine. Ana kız değil miyiz kardeşim? Yok değilsin. Anlatabiliyor muyum? Evet ana kızsın ama bu alanda birbirinize karşı sınırlarınız var. Sınırsız değil. Doktor için işte efendime söyleyeyim değişebilecek, işte efendim bir ebe için değişebilecek bir sınır senin için değişmiyor kızın olsa da. Öyle değil mi? Kızım olsa da. Bir kere karşılıklı saygı ve hürmet için çok çok önemli. Aynen aynı şekilde yani bir zorunluluk zaruret olmadıkça ne yapmıyor? Değişmiyor. Zaruretin altını çiziyorum. Bu özel bakımlar vardır öyle değil mi? Tabii. Annesi muhtaçtır ona bakacaktır başka bir bakacak kişisi yoktur. Bu erkek ya da kadın fark etmez. Tabii ki bunlar yani bunların işte sınırlarını yani dinimizin, kitabımızın, Kur'an-ı Kerim'in bize çizmiş olduğu, Rabbimizin bize çizmiş olduğu sınırları iyi bilirsek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasını, bize önerdiği, tavsiye ettiği veya emrettiği sınırları iyi bilirsek, Kur'an'dan bu şekilde yani iffet abidelerini iyi okuyabilirsek, öyle değil mi? Bakız bir Hazreti Yusuf'u okuyabilirsek, biz bir Hazreti Meryem'i okuyabilirsek, öyle değil mi? Ha bunları okuyabilirsek sanırım kendimize doğru bir yol haritası çizeceğiz. Ama maalesef biz bu alan işte biraz önce de ifade ettiğim gibi kendi sanki özgür sınırlarımızı kendimiz çizeriz algısına girdiğimiz zaman ne oluyor? Mahremiyet bir takım sırlar ifşa oluyor. Evet. İfşa olduğu zaman da ne oluyor? Hürriyet engelleniyor.
dönüyor esasında. Tabii. Kişinin o hür alanını ne yapıyor? Kısıtlaması haline dönüşüyor. O sebepten biz tabii biraz önce de dediğim gibi bu beden mahremiyeti çok çok önemli. Sınırları bizim için çok çok kıymetli ve önemli. Ama onun ötesinde biraz önce değinmeye çalıştığımız işte efendim bir göz mahremiyeti var. Öyle değil mi? Tabii. Allah-u Teala emrediyor bakınız Nur suresinde. Mümin erkeklere söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffetlerini ve hayalarını korusunlar. Bu onların temizlenmeleri için en hayırlısıdır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffetlerini korusunlar. Ve devam ediyor. Sonra diyor ki, işte diyor, ziynetlerini kendiliğinden görünenler müstesna şuna 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 gösterebilirler. Yani ev içerisindeki babası, işte efendim dedesi, oğlu, kızı, kocası her neyse bunların dışında diyor bir sınır çiziyor Nur suresinde Rabbül Alemin 30 ve 31. ayet-i kerimesinde. O sebepten biz gözümüze de dikkat ederiz. Göz benimdir efendim. Göze yasak mı var? İstediğime bakarım ya da göz benimdir efendim. Güzele bakmak sevaptır. Yani Müslümanın literatüründe böyle bir şey yok. Tabii. Böyle bir şey yok. Göz Allah'ın bana emanetidir. Allah'ın verdiği sınırlar, çerçeveler içerisinde ne yaparım? Ben bunu kullanırım ve neticede ha benim gözüme dikkat etmem, bakışıma dikkat etmem. Ha hem kendi hürmetimi korur hem bir başkasının ne yapar? Hürmetini, mahremiyetini korur. Algısı içerisinde hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, aksi evet. Takdirde her istediğime bakarım düşüncesine kapılırsanız Allah Resulü öyle diyor ya harama bakmak diyor hafızayı bulandırır. Hmm. Bugün maalesef bulanık hafızalarla geziyoruz. Doğru. Bugün maalesef sınır tanımadığımız için belki de sınırları koyamadığımız için belki de ne yapıyoruz? İşte toplumsal bir bulanık hafıza içerisine girebiliyoruz. Doğru. O yüzden korumak lazım. Hazreti Ali'ye de öyle demiş ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz'e keremullahi vece ey Ali birinci bakışın senin için helaldir, tamam caizdir ama ikincisi ise yasak. Yani bir şeye yanlış bir bakışla bakma. Sınırını koymuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biraz önce de söylediğimiz gibi bir başkasının işte telefonuna bakmak, mesajına bakmak öyle değil mi? Evet. Evinin müsaade etmediği işte kapısından içeri girmek, odalarına bakmak, her neyse işte efendim özel defterine bakmak, günlüğüne bakmak nedir? Bunlar yasaklanmıştır. Bir anlamda casusluktur esasında. Hani tabii diyor ya ayet-i kerimede, وَلَا تَجَسَّسُوا sakın diyor casusluk yapmayın. Gizli sırları araştırmayın. وَلَا يَعْتَ بَعْدُكُمْ بَعْدَا bazınız bazınızın da gıyabında konuşmasın. Bakınız geldi gene söz mahremiyetine öyle değil mi? Evet evet. Ben de casusluk yapma. Hocam. Hucurat suresi 12. ayette iman edenler zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hanginiz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır? İşte bundan tiksindiniz. Bu ayet beni her okuduğumda çok etkiler. Çok böyle hakikaten muhteşem bir coşku yaratır yani. Kesinlikle. Bende. Allah'a itaatsizlikten de sakının ki bütün bunların itaatsizlik olduğunu da anlamış oluyoruz. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur diyor. Burada aslında bunu söylediğimizde biz bir de şöyle savunma mekanizmaları vardır ya toplumsal bazda. Biz dedikodu yapmıyoruz, gerçekleri söylüyoruz. Olanı anlatıyoruz diye hep böyle kendimizi rahatlatmak için minareyi çalıp kılıfını hazırlarız ya. Peki hocam hem burada sözün mahremiyetinden evet. bahsetsek hem de mahremiyet olgusundaki değişimlerden, o toplumsal anlamdaki yozlaşmalarımızdan bahsetsek neler söylemek istersiniz? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani biz buna kendimizce bir meşru kılıf oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. İşte efendim ben olmuşu söylüyorum. Öyle değil evet, mi? Evet, evet, hani evet. olmayan bir şeyi söylemiyorum. O ya zaman da, iftira olur evet, zaten. Evet biliyorum ama evet yok gıybet oluyor o zaman da. Ha, biliyorum günah ama şunu da söylemek istiyorum. Yani bile bile bakınız dikkat edersek emir sıygasında gelmiş ayet-i kerime. Her bir kelimesi emir sıygasında. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا Düşünebiliyor musunuz? Hayır diyor, nehy ediyor, kesin, reddediyor böyle bir şeyi yapma. Sen bunu yaptığın zaman ne yaparsın? Haram işlemiş olursun. Allah'ın reddettiği şeye, kabul etmediği, bizden istemediği şeye biz ne diyoruz? Haramdır diyoruz öyle değil mi? Evet. Ha, bu anlamda evet hafife almamak lazım.
Hiçbir haram hafif değildir. Nedir? Casusluk yapmayacaksın kardeşim. Biri senin duymanı istemiyorsa, öyle değil mi? Hı hı. Ha, ne yapacaksın? Buna riayet edeceksin. Onun gizli sırrını işte efendim öğrenmeye çalışmayacaksın. Öyle değil mi? Tabii. Gizli bilgisini öğrenmeye çalışmayacaksın. Yani esasında bu bir anlamda bakınız nasıl öğrenirden çıktık ya, çocuklarımıza da bizim bu tavrımız ve davranışımız ne yapıyor? Örneklik sergiliyor. Eğer sen çok meraklı bir anne olursan, çok meraklı bir baba, şu ne yapmış, bu ne yapmış, şu ne demiş, bu ne demiş, aa şöyle yapmış falan zanlarla şey yaparsan, ki ayet-i kerime zaten zanın çoğunu da yasaklıyor, öyle değil mi? Evet. Böyle yaparsan çocuk da ne yapıyor? Bu şekilde ahlaka bürünüyor. O sebepten burada kendimiz kişilik olarak bakınız çok düzgün bir karakter içerisinde bunu yapmayacağız. Velev ki hata yaptık. Hani ne diyor bakın, benim çok hoşuma gider Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi, ki İmam Nevevi Hazretleri öyle diyor. İslam'ın üzerine kurulduğu dört ana temel hadislerden birisidir diyor. Kişinin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar, kişinin Müslümanlığının güzelliği, mala yani terk etmesidir. Kardeşim seni ilgilendirmeye şeyi, çözüm olamayacağın şeye veya senden bu durumda yardım beklenilmiyor. Öyle değil mi? Senden bir şey istenilmiyor veya duyman bile istenilmiyor. Öyle değil mi? Evet. Ki öyle diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Ben yani ya, hadislerle konuşmaya gerçekten kendi kendimce çok böyle şey yapıyorum. O hikmet bunarından beslenmek çok önemli. Bakın Efendimiz demiş ki diyoruz her seferinde. O yüzden ben bu arada yani televizyon izleyenlerimize de öyle söyleyeyim. Yani bolca hadis okuyalım. Ne yapar? O bizi derinleştirir. O hikmet pınarından beslenmek o bizi güzelleştirir. Efendimiz bak ne diyor? İki kişi diyor topluluk içerisinde sessizce konuşuyorsa, başkasının duymasından endişe ediyorsa diyor, ha o diyor o söz emanettir sende. Ha, başkaları yokken sana sessizce bir şeyler söyledim ve başkasının duymasını istemiyorum. Şöyle bakıyorum sağıma soluma. O halde nedir? Bu emanettir kardeşim. Tamam. Bir, bunu koruyacağım. Bu artık nedir? Buna hürmet edeceğim bu söze. Evet. Bana bir emanettir. Öyle değil mi? Evet. Ha, üçüncüsü dışarıdaki ne yaptı diye bunun peşine düşmeyecek. Dışarıdan ben bunu gözlemlediysem ne dedi acaba diye ne yapmayacak? Bu sözün peşine düşmeyecek. Bu evet. Çok önemli. Nasıl örnek olacağız çocuklarımıza, annelerimiz gibi? Ümmü Süleym annemiz, diğer bir adıyla Rümeysa annemiz radıyallahu anha, Rabbim ondan razı olsun. O güzel annelerimizden, o güzel sahabeden razı olsun. Hazreti Enes'in annesi biliyorsunuz radıyallahu anha, Rabbim ondan razı olsun. O kadar çok hadis rivayet etti ki bize. Efendimizin dizinin dibinde yetişti biliyorsunuz. Sabah gider, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunur. Akşama da dönerdi eve. Bir gün diyor geç kaldı diyor. Bir gün geç kaldı ve bunun üzerine ben sordum, ey Enes neredesin, neredeydin, niye geç kaldın? Anne, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir işi vardı, biraz uzadı onun için. Neydi o işi? Birisine bir şey söylemem gerekiyordu anne. Neydi o şey? Enes'in bana söylediği radıyallahu anh, anne bu Resulullah Efendimizle aramızda sırdır. Annem de diyor beni okşadı. Aferin oğluma, aferin oğluma. İşte Resulullah'ın sırrını böyle sakla. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Ne derdik? Şimdi ben Ümmü Süleym annemizin, Rümeysa annemizin yerine kendimi koyuyorum. Oğlum söyle ya. Ben senin annenim yani, benden de mi saklayacaksın? Öyle değil mi? Evet. Ya arkadaşının söylediğini benden mi saklayacaksın? Öğretmenin söylediğini benden mi saklayacaksın? Bakın çok yanlış bir tavır değil mi? Aferin oğluma. İşte sırları böyle sakla. İşte وَلَا تَجَسَّسُوا casusluk yapmayın ayeti kerimesinin o söz mahremiyetinin, sır mahremiyetinin en güzel uygulama şekli, örneği budur. Böyle anlatmakla falan olmuyor. Evet. Bu bir kişilik. Ve ben her zaman öyle diyorum. Kur'an bizim kişiliğimizi oluşturuyor. İyi kişilikli Müslümanlar olmamızı istiyor. O sebepten bu emirler sanki böyle ağır gibi geliyor insana ama ne yapıyor? Kişilikli Müslümanlar yapıyor. Hasreten ben onu söyleyeyim burada tabii ki izleyicilerimize. Hani Hucurat suresini muhakkak okuyalım. Elbette, neden? Evet. Hem bireysel tabii. Hem toplumsal ne yapıyor? Böyle insanlar arası statüyü, ilişkileri çok güzel bir şekilde dizayn ediyor.
kişiliğimizi oluşturuyor, toplumsal kişiliğimizi oluşturuyor. Nur suresi, bak aynı şey üzerinden gidiyoruz öyle değil mi Şule Hanımcığım? Evet, Nur evet. suresindeki ayet-i kerimeler onlar tekrar tekrar okunmalı. Ahzab suresindeki ayet-i kerimeler tekrar tekrar Kur'an hep her an böyle elimizin altında olacak. Kesinlikle. Canım. Bir elimde Kur'an, bir elimde hadis-i şerifler böyle beni besleyen bir kaynak, bir pınar gibi düşünerek onlardan ayrılmadan yaşamaya çalışmak. Aynen. Bakın ya, yapamıyoruz, onlardan ayrılamıyoruz. Evet. Bir konuyu anlatacağız sürekli. Evet. Ondan örnek veriyoruz. Allah Resulü'nden yaşanmış örneğini vermeye çalışıyoruz. O sebepten dikkat etmek gerekiyor. Hatta Hazreti Ömer'den bir gün diyor, Hazreti Ömer halifeliği döneminde radıyallahu anh, Rabbim ondan razı olsun, salat selam hepsinin üzerine olsun. Gece karakol gezerdi diyor, anlatıyor rivayette. Gece karakol gezerdi, nerede bir durum falan var. Sonra ashabtan iki kişi geldi, dedi ki ya Emir al Müminin, şu evde haram işleniyor. Şu evde şöyle şöyle bir durum var. Hazreti Ömer yasağı haramı duyar da durur mu? Koşa koşa girdi ve atladı diyor avlusundan. Kapıyı çalmadan bile daldı içeriye. Sen ne yapıyorsun, tuttu adam. Sen burada Allah'ın yasakladığını işliyormuşsun. Ve bunun üzerine adam dedi ki, ya Emiral Müminin, ben bir günah işlemiş olabilirim ama sen şu anda üç yasağı deliyorsun. Bir, Allah evlere kapılarından girin diyor, sen avlumdan atladın geldin. İki, evlere izinsiz girmeyin diyor ama sen ne yaptın? Benim evime izinsiz girdin. Allah ve la tecessesu okuduğumuz ayet-i kerime, Hucurat 12'sini söylediğiniz, buyurduğunuz ayet-i kerime, öyle değil. Allah casusluk yapmayın diyor, benim evimin içinde yaptığımı sen merak ettin. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in işte efendim yıllarca tevbe dilediği bu hatasından dolayı rivayette geçiyor. İşte ben şunu söylemek istiyorum Şule Hanımcığım, yani... Biz mahremiyeti sadece, tabii ki beden mahremiyeti çok önemli ama söz mahremiyeti, bilgi mahremiyeti, başkalarının sırlarına evet, öyle evet. değil mi işte efendim? Söyleme sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna. Emanettir. Kardeşim evet. bak emanetten girdik değil mi? Ben evet. dedim ya mahremiyeti sadece ben maddi boyutta alamıyorum, tabii. manevi boyutta da almak durumundayız biz. Sır bir emanettir. Hı. O halde ona hürmet göstermem gerekir, onu korumam gerekir, öyle değil mi? Evvela ayakta bağdukun bağda, bazınız bazınızın gıyabında konuşmasın. O halde benim dilimin de sözümün de bir mahremiyeti vardır. Evet. Ben her şeyi konuşamam. Bir başkası hakkında onun mahremine giremediğim gibi öyle kendi kendime karşı da ya kelamıma dikkat etmem lazım. Evet. Müstehcen konuşamam, argo konuşamam. Hı hı. Öyle değil mi? Neden? Dil bana, kelam bana Allah'ın verdiği en büyük emanettir. Onu kirletemem. Evet. Öyle değil evet. mi? Benim dilim mümin dildir. Onu kirletemem. Öyle mi? Buna hürmet göstermem lazım. Hocam peki şimdi az önce hani dedik ya biz olanı anlatıyorum, olmayanı anlatmıyorum. Zaten olmayanı anlattığımızda iftira oluyor. Onu biliyoruz. Olmayan bir şeyi anlatmak. Peki gıybeti biz acaba yeteri kadar bilmiyor muyuz? Ya da zannı yeteri kadar bilmiyor muyuz? Bir de yine ayet-i kerimeyi hatırlayamadım ama lütfen yanlışsa düzeltin hocam. Ey iman edenler, sizden bir fasık size bir haber getirdiği Getir. Zaman Hucurat. Onun doğruluğunu araştır. Mutlaka araştır. Evet, evet. Hucurat 6'ydı sanırım. Evet, evet aynen. Mesela burada doğruluğu araştırmak bizi zanla karşı karşıya getiriyor. Çünkü bilmediğimiz bir husus üzerine amel işlemek, belki devamında da ayetin söylüyor ya Rabbimiz bize, bilmeden bir topluluğa karşı zulmedersiniz de sonra pişman olursunuz diye. Şimdi burada zanlı ve gıybeti sanırım çok iyi bilmemekten de kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yine böyle çünkü bakın bu savunma mekanizmasına geçmek aslında bazen bilmediğimizi de düşündürtüyor bana. Ben Şule Hanım tam zıttığını düşünüyorum. Çünkü Öyle bilmediğimizi mi? Zannetmiyorum. Ya. Biliyoruz fakat ya işimize geliyor, ya hoşumuza gidiyor, Doğru, ya nefsimizi okşuyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani ondan imtina edemiyoruz. Nefsimizi Nedir hocam gıybet? Yani ne gıybettir mesela şimdi? Ne gibi hususlarda? Allah Resulü açıklamış, bunun tanımını yapmış. Öyle değil mi? Belki gerçekten bilmeyenler varsa diye hocam. Anladım. Hani keşke geniş bir zamanda o zaman evet, gıybeti evet. konuşmak lazım diyorum. Çünkü gıybet çok geniş bir konu. Yani hani söz mahremiyetinden girdik belki evet. de oraya kısaca ama Allah Resulü tanımlıyor. Öyle değil mi gıybeti? Yani kardeşinde olan bir özelliği onun hoşlanmayacağı şekilde onun olmadığı bir yerde gıyabında gıybet evet. o zaten ne yapmandır? Söylemendir, konuşmandır. Ya Resulallah diyor. İşte efendime söyleyeyim bu onda yoksa o iftiradır diyor. Bu onda olduğu takdirde nedir?
O hoşlanmıyor söylenilmesinden. Nedir? Evet. O gıybettir. İşte Allah ne diyor? Ölü kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Üstelik bir de diyor ki tiksindiniz değil mi? Evet. Ölü etini yemekten insan tiksinir. Ya benzetmeyi görün bu kadar çok ağır etkili, yani. Çok ağır. Hangimizin hoşuna gider? Doğru değil mi? Gıybetini ediyor senin. Ya bir yabancı değil, tanıdığın bile edebiliyor. Veya iş arkadaşın bile edebiliyor. Evin içindeki insan bile edebiliyor. Evet. Kimin hoşuna gidebilir? Kimin hoşuna gider? Hani işte demek istediğim burada gıybet bu şekilde. Açıkçası belki sizin dediğiniz gibi gıybetin günah olduğunu biliyoruz ama belki ağırlığını bilmiyoruz. Elbette. Ne kadar ağır olduğunu bilmiyoruz. Ama şu hani öyle diyorlar yani empati diyorlar. O empatiyi yapıversek ağırlığını zannediyorum hissederiz. Evet hocam. Orada işte zannı da iyi bilmek lazım. Aslında zannın bir kısmı günahtır derken Rabbimiz burada zannın ayrımı hangi bir kısmı işte suizan ve hüsnizan olarak ayırdığımız o iki zandan suizan Müslümana yakışmayan bir şey çünkü. Yani bilmeden farkında zan nedir? Bir şeyin öyle olduğunu sanmak tırnak içinde. Yani yeteri kadar bilgin olmadığı bir mevzu üzerinde hüküm vermen zihninde. Bize yakışanı gösteriyor aslında Rabbimiz. Güzel olanı düşün. Değil. Sen güzel olanı düşün. Kötü olanı değil, kötü ihtimali değil. Burada bazen kaybediyormuşuz gibi bir hissiyata kapılıyoruz. İşte hep benim başıma ne düşündüysem iyi niyetimden geldi. Hayır. Ama burada kalbin mahremiyetini korumak işte. Çok güzel. Kalbin de mahremiyeti var değil mi o zaman? Tabii. Hani biz zaten hani kalp, düşünce ne yaparız? İkisini bir anda. Kalp böyle somut tabii bir et parçası değildir sadece. Kalp düşünendir, kalp hissedendir, kalp karar verendir, kalp niyet edendir değil mi? Kur'an'ın tanımlamalarına baktığımız sadece zaman. Gıybeti terk ettiğimiz zaman dilin mahremiyetini korumuş olacağız. Tabii ki. Zannı terk et, suizanı terk ettiğimiz zaman da aslında kalbin mahremiyetini korumuş olmayacak mıyız hocam? Nedir bizi zanla düşüren şey? Mesela kalbin mahremiyetini korumak istiyoruz. Evet, kalbin mahremiyetini korumak istiyoruz. İşte bu kötü zanlarımız var ya bir başkası hakkında. Bakınız casusluk yaptıklarımız, bilmeden kararlarımız ya da işte efendim niyet okumalarımız. Ha, kesin şunun için yapmıştır o evet, onu gibi. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Ha, bunlar nelerdir? Bizim başkasına kalben hürmet etmememiz. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Ki ayet-i kerimede öyle diyor ya İsra suresinde. Bu arada onu da ifade edeyim. İsra suresinde tekrar tekrar okutması gereken özellikle işte efendim 22. ayet-i kerimeden sonuna kadar muhakkak okunması gereken bu noktada yani hem toplumsal hem bazında de bireysel. Evet. Bu konu bazı değil. İlişkilerimizi belirliyor yani. Bu anlamda öyle diyor. İnne sem'a vel basara vel fu'ade kullun anha mes'ula. Kulakta, gözde, kalpte hepsi yaptığından mesuldür. Tamam. Sen kalbinle bir başkasının kalbi sınırını nereden bileceksin tabii kardeşim? İhlal etme, yıkma. Öyle değil mi? Sem'a o halde yani kulağına sahip ol. Elbette. Öyle değil mi? Dinleme müstehcen şeyleri. Hı hı. Kulağını kapat, tıka. Öyle değil mi? Tabii. Hakikate aç, doğruya aç, güzele aç. Dilini kilitle. Hı hı. Hakikate aç o kilidi. Ama yanlışa, müstehcene, argoya öyle değil mi? Tabii. Ha neden? Bu senin hem kendine göstermiş olduğun hürmettir, öyle değil mi? Hem de efendim benim Şule'ye gösterdiğim hürmettir. Ben mesela hoşuma gitmez yanımda argo konuşulduğu zaman. Evet. Ha demek ki sen beni seviyesi düşük, öyle değil mi? Ben eşrefül mahlukatım ki sen beni bu seviyede görüyorsun ki böyle konuşuyorsun. Bu samimiyet değildir kardeşim. Hı hı. Bazen sınırı aşar ya samimiyet zanneder insanlar. Hı hı. Argo konuşmaya başlar. Hı. Müstehcen konuşmaya gençler başlar. Gençler arasında çok yaygın yani, hocam. Yani. Allah korusun nedir? O hem ben kendi kıymetimi, hürmetimi, kelamımın bilememem. Öyle değil mi? Hem de diğerinin evet sınırlarına, kulak sınırına bakınız riayet etmemem demektir. Yani bunu böyle hassas düşünmek gerekiyor. En başta çok, söyledim çok ya o zaman ne yapıyor? Zerafet sahibi bir dil. Evet. Mümine yakışan bu. Öyle değil mi? Zerafet sahibi bir kulak duymuyor. Duyduğu zaman ne yapacak? Allah korusun onu içselleştirecek, kalbileştirecek. Neden? Ha duyduğu zaman o kalbileştirdiği şey dilinden dökülecek. Biz sadece tamam duyuyorum ama söylemiyorum. Evet. Değil. Duyduğun ve içselleştirdiğin o kulağını açtığın müddetçe o yanlışlara, o yanlış kelamlara öyle değil mi? Evet. Kulağının sınırını, mahrem sınırını tanımadığın müddetçe o kalbine muhakkak sirayet edecek. Yani biz ne deriz ayet-i kerimede? Bakınız Allah-u Teala müminleri tanımlarken şöyle ifade eder. Semi'na ve ata'na. Onlar şöyle söyler. İşittik ve itaat ettik. O halde biz
neyi işitiyorsak bugün, hangi çeşit kelamı, işte efendime söyleyeyim, hangi çeşit sınırları nedir? İtaatımız onadır. O sebepten kulağımızı ne yapalım? Hakikate çok açalım, evet, mahremlere çok kapatalım, yanlışlara çok kapatalım, öyle değil mi? Hocam tam bunun üzerine ben de müsaadenizle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi çağımızda pek çok şey artık organik dengesinden değişmeye ve bozulmaya başladı. Mesela ergenlik yaşının çok küçük yaşlara geldiğini duyuyoruz hepimiz. Kız çocuklarında, evet, erkek çocuklarında. Biz hep bunu beslenmeyle, tek başına beslenmeyle alakalı diye düşünüyoruz. Mesela organik tavuk arıyoruz, organik yumurta arıyoruz. Ama bunu bir profesör, çocuk doktoru bizzat söyledi bana. Yani araştırabilirler doğruluğunu, inanmazlarsa. Televizyon dizileri ve şarkıların içindeki mahremiyeti artık ortadan kaldıran şarkı sözleri çocukların beynine sen artık büyüdün ve bunları yapabilirsin mesajı gönderdiği için hormonlar aktif hale geliyor. Kesinlikle ben de ona katılıyorum ve üzülüyorum da şöyle gözlemlediğim zaman çevremi, yolda mesela bakıyorsun kulaklar tıkalı. Yani tabii tenzih ediyorum, gerçekten kulakları açık, hakikate açık, yürekleri, gözleri hakikate açık gençlerimizi tenzih ediyorum. Ama genel anlamda söylüyorum, kulaklar tıkalı, herkesin kulağında bir şey tıkaç diyeyim artık, öyle anlatabiliyor muyum? Evet, evet. İşte efendim şeye bağlanmış, elektroniğe bağlanmış, sizin dediğiniz gibi artık neler dinliyorlar bilemiyorum ama hani dinlenen bu arada bütün müzik olsun, müziğin hepsinin kötü olduğu değil. Burada seçici olmaktan bahsediyoruz. Kesinlikle ben de onu söylemek istiyorum. Neler dinleniyor ama kulak bir şekilde tıkalı. Evet. Yani diyorum ki bir gün hiç unutmuyorum ya, kornaya basıyorum, arabanın kornasına bakıyorum. Çok yardımcı olmak istiyorum. İşte efendim orada durakta bekleyen genci, onu olduğu yere götürmek istiyorum. Eminim diyorum güzergahımda. Kornaya basıyorum, basıyorum, iyilik bile yapamıyorsunuz. Bakın çok neden? Da kaza oluyormuş hocam. Evet, kulak tıkalı. Hayır, sizi duymuyor. Sizin gelin arabaya sizi götüreyim demenizi duymuyor. İşte efendim veya işte efendim sen böyle zor bir durumdasın, yardımcı olayım, elindekiler ağır. Neden? Kulak tıkalı çünkü. Anlatabiliyor muyum? O sebepten kulağımızı tıkayacağımız şeyler nelerdir? Öyle dedim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakınız öyle diyor. Yani gözün mahremiyetini, kulağın mahremiyetini, dilin mahremiyetini ifade ederken kişinin diyor harama bakması gözün fahşasıdır, gözün zinasıdır. Kulağın diyor haramı dinlemesi kulağın fahşasıdır. Dilin işte efendim müstehcen şeyleri konuşması, işte dediğim gibi bu tür şeyleri konuşması dilin fahşasıdır. Ayaklar zinaya gider, sonra da gerçekleşir diyor. O sebepten biz sadece işte efendim olayı işte mahrem boyutta sadece en ağır boyutuyla işte zina boyutuyla değil, oraya giden yolları da düşünerek, oradaki çizilmiş olan sınırları da dikkate alarak ne yapmamız lazım? Hayatımıza ve çocuklarımıza örnek olmamız lazım. Yani baba anne hafife alıyor da ağzına geleni söylüyorsa inanın samimiyetle söylüyorum, çocuk onun aynası. Evet. Çocuk da çok rahat bir şekilde konuşabiliyor. Ama anneye babaya ağır geliyor, gayet nazik ve zarif cümleler kullanıyorsa bakıyorsunuz aynı işte efendim diyorlar ya tornadan çıkmış, o çocuk da o şekilde oluyor. Evet. O sebepten bizim hassasiyetimiz mahremiyet sınırları konusunda, mahremiyetin sınırları dedim ya çok çok geniş, sadece beden mahremiyeti değil, mekan mesken mahremiyeti değil, göz mahremiyeti, söz mahremiyeti, kulak mahremiyeti, öyle değil mi? Biz bunu genişletebiliriz, bak kalbi mahremiyet dedik, öyle değil mi? Ha bir sürü bilgi mahremiyeti çizdiğimiz zaman ne kadar hassas, zarif, hürmet gösterirsek kendimize, bir başkasına, bir başkasının özel alanına, çocuğumuz da ne yapıyor, bizi modelliyor. Mahremiyeti koruyamadığımız zaman hem haram olana, bizi üzecek olana meylederiz. Oysa koruduğumuz anda bizi doğruya ve güzel olana götürecek çizgileri bulmak çok daha kolaylaşır. İnşallah layıkıyla hakkını vermek hepimize nasip olsun. Konuşmak İnşallah. Evet. Ve tabii faaliyete geçirmek çok önemli. Bir şekilde. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinize. Sizden Allah razı olsun. Rabbim gerçekten yani ne kadar hamd etsek az, bizi insan yarattığı için, hürmet ettiği için, hürmet edip de bize sınırlarımızı, hürmet, mahremiyet sınırlarımızı çizdiği için hamd ediyoruz. Ya değse diyorum biz ne yapardık ya Rabbi, değil mi? Kaybolurduk. Yani sınırlar, çizgiler, herkesin kendisine göre çizdiği çizgiler içerisinde kaybolur giderdik. Hamd ediyoruz. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi Rabbim bizi çocuklarımıza
neslimize, öyle değil mi? Güzel örnekler olmayı İnşallah. Nasip etsin. İnşallah. Yani o özel alanında, o özel Müslümanlığını en güzel bir şekilde yaşamayı ve model olmayı nasip etsin. İnşallah hocam. Amin diyerek veda edelim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, bugün mahremiyeti ve mahremiyet sınırlarını, insan olmayı, insanlığın sınırlarını ve mahremiyetin bize kattıklarını konuşmaya çalıştık. Haftaya farklı bir mevzuyla inşallah karşınızda olmayı diliyoruz. Konuştuklarımızın sırrını önce kendimize erebilmek duasıyla hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın. Thank you.